İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman kırsalında düzenlenen Bozdoğan 45 operasyonunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Tem Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Sevk ve İdaresinde, Batman Yıl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gercüş kırsalında Bozdoğan 45 operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz helikopterleriyle, JSİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin, çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Etkisiz hale getirilen, Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat'ın, 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı, toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri verdi. Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ, Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat teröristlerin, 29 Şubat 2016'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, EYP'li saldırı sonucu, 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili merkez ilçesinde 7 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018'de Şırnak ili Güçlü Konak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, EYP'li saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, iki güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, bir güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine 9 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, bir güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de, Şırnak ili Merkez ilçesi Kırsalı'nda, birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda, bir güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince, Kahraman Jandarma Komandoları tarafından ikisi kırmızı, dördü turuncu, ikisi gri kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Kahraman Jandarmayı ve güvenlik korucularını tebrik eden Bakan Ali Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadesini kullandı.